Tamam tamam, her şey kontrol altında. Güvendesiniz, bendesiniz. Ya tabii, olay bitti, Taner geldi. Hiçbir şey yakalayamadık. Yakalayamadık ama yakalayacağız. Nereye gidiyoruz? Ne oluyor? Koş hadi koş. Onu yine yakalayamadık. Bu sefer başımız dertte. Günaydın dayı. Ne yapacağım ben bu haylazlarla? Sabah kalktım topta. Dayı, gerçekten kötü bir niyetimiz yoktu. Tabii canım. Bilal'le oyun oynuyorduk. Tamam dayı, özür dileyeceğiz. Korkutmak istememiştik. Sadece oyun oynuyorduk. Günaydın beyler. Günaydın efendim. Hoş geldin Fatih. İşte yeni öğrencilerin. Selim. O benim. Elif, Zehra ve Mehmet. Güzel bir dönem geçireceğiz. Sizi görmek harika arkadaşlar. Hoş geldiniz sizi hocam. Ben de çok heyecanlıyım. Sizi yalnız bırakayım. Hadi bakalım. Arkadaşlar önce bir tanışalım isterseniz. Ben Fatih. Bak Tolga. Boğaziçi Üniversitesi Elektronik Mühendisliği ve Tarih bölümlerinden birincilikle mezun olmuş. Mezun olduktan sonra yapay zeka alanında birçok teknoloji şirketine danışmanlık yapmaya başlamış. Ülkedeki en iyi 10 yazılımcıdan biri. Tam bir teknoloji dehası. Burada yazanlara göre aynı zamanda teknoloji ve tarih öğretmeni. Çok başarılı bir yazılımcıyken 4 yıl önce özel bir görevlendirme ile Milli Arşiv binasında öğretmen ve dijital arşivleme uzmanı olarak çalışmaya başlamış. Evet. Enteresan. Hem dijital arşivleme uzmanı hem de öğretmen. İki bölümü bitirmek, iki alanı bir araya getirmek. Şimdi böyle arka arkaya söyleyince biraz şaşırtıcı oluyor ama aslında ikisi birbirinden çok da farklı alanlar değil arkadaşlar. Neticede teknolojinin de bir tarihi var değil mi? Ders başladı galiba. Örneğin El Cezeri. Bu topraklarda doğmuş bir bilim insanı. Sibernetik ve robot bilimi konularında dünyada çalışma yapan ilk insan. Eğer tarihi bilmezsek geleceğe ulaşamayız. Ben ikna oldum ama daha fazlasını öğrenmek isteriz. Başlayalım o zaman.